Altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş'e soracağız. Yayınımıza hoş geldiniz. Yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi dövizdeki hareketliliği ekranlara getirdik. %5,5'luk bir yükseliş söz konusu. Öncelikle bunun sebepleriyle başlayalım. Bir de bu hafta beklentiler ne olur piyasalar açısından? Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz noktasında düşük faiz politikalarının devam edeceğini ve TÜSİAD'la alakalı gerginliklerin halen devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu tartışmalar biraz tansiyonu yükseltti. Türk lirasındaki negatif ayrışma devam ederken risk primimiz 600 puan seviyesinin üzerine yükseldi. Döviz kurları malum bu yükseliş trendine devam ediyor. Gram altın 1050 seviyesine ulaşırken gümüşün gram fiyatı 12,5 lira seviyesine kadar yükseldi. Şu anda görünüm bu şekilde, yani döviz kurlarındaki yükseklik haftanın ilk işlem gününde yüksek bir seviyede yoluna devam ettiğini gözlemliyoruz. Peki bu yükselişler devam eder mi ya da kar satışları gelir mi bu noktadan itibaren? Şöyle, yani yükselişler şu andaki koşullarda evet devam edecek ama nereye kadar devam edecek, bu konuyla alakalı net bir söylemde bulunamıyoruz. Ancak mutlaka bu trendin sert bir şekilde geri dönüşü de olacak. Bununla alakalı süreç de aslında belirsiz. Dolayısıyla da bu belirsizlik devam ettikçe de işte yatırımcılar da beklemeye tercih etmesi gerekiyor. En mantıklı karar bu. Çünkü yükselişler nereye kadar devam edecek? Bu trend tersine ne zaman dönecek? Bununla alakalı belirsizlikler halen devam ediyor. Ama görünen o ki mutlaka bu trend, bu rüzgar tersine dönecek. Ve haliyle de bu sefer yaklaşık 4-5 ayda muhtemelen o yüksekten maliyet yapanların da sancılı bir süreci başlayacak. Şu anda TL'de kalmış olanların sancılı süreci devam ediyor. Ama yine de belli olmayan bir süreci. Bu geri dönüşler başladığı zaman da yüksekten maliyet yapanların canını yanacağı bir sürece bizi işaret ediyor. Yani belirsizlik halen devam ediyor şu anda. Devam ediyor. Şimdi biraz da isterseniz altın ve gümüşe değinelim. Şimdi altında ve tabii ki gümüşte dolara bağlı bir yükseliş var. Ama ons, evet. Ons bazında da değerlendirmenizi rica edeceğim. Dünyada ne seyirdi? Yatay ve sakin bir seyirde dünya genelinde. 1780-1815 dolar aralığında dalgalanan bir ons altın var karşımızda. Bu hafta Amerika'daki büyüme verisini yakından takip edeceğiz. Büyüme verisi düşük gelirse ons altında tekrar 1815-1835 dolar aralığına kadar bir toparlanma öngörüyorum. Gümüşün ons fiyatındaki geri çekilmelerin de kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Orada da bir toparlanma söz konusu olabilir. Gram bazındaki yükselişler zaten malum ama ons tarafındaki bu toparlanma Amerika'da açıklanacak büyüme verisinden sonra daha net bir şekilde rakamsal değeri bize göstermiş olacak. Orada bir rakam var mı öngördüğünüz? 1780-1815 dolar aralığını takip ediyorum. Çarşamba gününden itibaren de 1825-1835 dolar seviyesine kadar yukarı yönlü bir toparlanma ons altında gerçekleşebilir. Gümüşün ons fiyatında da tekrar 22-80-23 dolar seviyesine kadar bir toparlanma mümkün olabilir diye tahmin ediyorum. Şimdi sene sonuna yaklaşıyoruz ama yani sene sonuna girerken de özellikle dijital paralar cephesinde bir kayıp yaşanıyor. Siz evet. Bu düşüşü zaten daha önce söylüyordunuz ama evet. Şimdi Bitcoin'e baktığımızda 45 bin dolarları görüyoruz. Orada sizin tahmininiz 20-25 bin dolarlar seviyesinde diye evet. Son itibariyle. Geçerli mi hala o öngörünüz? Evet, yine geçerli. Ben yılın sonlarında veya Ocak ayında yine düşüş trendinin devam etme olasılığını çok güçlü görüyorum. Şu anda özellikle ulus devletlerin kripto para piyasası ile ilgili açıklamaları ve almış olduğu tedbirler burada çok önemli olacaktır. Zaman zaman toparlanmalar göreceğiz ama ben toparlanmaların kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Daha çok negatif yöndeki beklentimi devam ettirdiğimi söyleyebilirim. Peki, çok teşekkür ederiz. Yarın tekrar görüşmek üzere sevgili izleyiciler. Altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş'ten güne ilişkin değerlendirmelerini ve tabii ki bu hafta piyasaların hangi haberleri beklediğini sorduk. Kendisi de yorumladı.